Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Spor ve Yaşam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kerem Balyemez. Bugün sizlerle birlikte insan anatomisi ve kinesiyoloji dersiyle birlikte olacağız. Bakalım bu sene ne çıkabilir? Hep birlikte göz atalım. Hadi bakalım. 4 yıldan beri insan anatomisinde beklediğim sorulardan bir tanesi de insan vücudunun yapısı. Bu soru güzel bir soru. ÖSYM özellikle sıralama sorusunu çok seviyor. Dedim bu soru yıllardır gelir 5 yıldan beri gelmedi. Bu sene gelme ihtimali var. Hadi hep birlikte bakalım. İnsan vücudu birçok yapısal organizasyondan meydana gelir. Bu yapılar işleyişlerinde belirli bir hiyerarşiye sahiptir. Buna göre insan organizmasındaki yapının en basit seviyeden en karmaşık seviyeye doğru sıralanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Hücresel, organizma, organ, kimyasal, doku, sistem. B. Kimyasal, hücresel, doku, organ, sistem, organizma. C. Sistem, organizma, hücresel, kimyasal, organ, doku. D. Kimyasal, organ, organizma, hücresel, doku, sistem. E. Hücresel, doku, kimyasal, organ, organizma, sistem. İnsan vücudunun yapısal organizasyonunu 6 düzeyden oluşuyordu. Bunlar kimyasal düzey, hücresel düzey, doku düzeyi, organ düzeyi, sistem düzeyi ve en sonda organizma düzeyi yer almaktadır. Bu en basitten en karmaşığa doğru olan sıralama, ÖSYM sıralamaları çok seviyor. Bence bu sene gelme ihtimali var. Beklediğim sorulardan bir tanesi. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Kimyasal, hücresel, doku, organ, sistem ve organizma. Hemen diğer bir konuya bakalım. Hücre organelleri ve görevleri. 2020 ABD'de mitokondri çıktı. Bir de Golgi tendon aygıtı çıktı. Yalnız o egzersiz fizyolojisi bölümünde çıktı. Biliyorsunuz egzersiz fizyolojisi ile anatomi iç içe birbiriyle beraber ilerleyen bir ders. Bakalım bu sene gelme ihtimali var. Ben çünkü bekliyorum. 4 yıldan beri gelmedi. Bu sene karşımıza çıkacak muhakkak. Hemen sorumuza bakalım. Protein sentezinde görevli olan organel aşağıdakilerden hangisidir? A. Mitokondri. B. Lizozom. C. Golgi aygıtı. D. Ribozom. E. Endoplazmik retikulum. Evet arkadaşlar, soruya baktığımızda daha önce mitokondri çıkmıştı. Bu sene ise proteinden dolayı protein sentezinde görevli olan organelin çıkmasını bekliyorum. Bu da ribozomdur arkadaşlar. Unutmayın, aklınızda kalsın. Dolayısıyla D seçeneği ribozom. Gelmesi %99 sorulardan biri protein sentezi yapan organel. Evet, noktayı koyalım. Peki başka ne çıkabilir? Doku düzeyinden de hiç soru gelmedi. Bakın bunu da gerçekten de bekliyordum 5 yıldan beri. Doku düzeyinden hiç gelmedi. Epitel doku, bağ ve destek doku, kas doku ve sinir doku olmak üzere 4 bölümden oluşuyordu. Bunlardan hiç soru gelmedi. Bu sene gelme ihtimali yüksek. Ya görevleri sorulur, işte epitel doku verilir, ne bileyim işte bağ ve destek doku verilir, görevleri sorulur, kas dokusunun yani kasın görevleri sorulur. Ya da kendi içerisinde yapıları kaça ayrılır, bu sorulabilir. Bakalım hangi tarz soru gelebilir, sorularla pekiştirelim. Aşağıdaki doku çeşitlerinden hangisi bağ ve destek dokuda yer almaz? A. Kıkırdak doku, B. Kemik doku, C. Yağ doku, D. Kan doku, E. Kas doku. Soruya baktığımızda bunların yapılarını bilmemiz lazım. Kendi içerisinde ayrılıyor bağ ve destek doku. 5 bölümden oluşuyor. Temel bağ doku, kıkırdak doku, kemik doku, kan doku ve yağ doku olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Seçeneklere baktığımızda kas dokusu doku çeşitlerinden olduğu için bağ ve destek dokusunun arasında yer almaz. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacaktı. Hemen farklı bir soru şekline bakalım. Şeklini değiştirerek uzayıp kısalabilen hücrelerden oluşan, sinirlerin etkisiyle çalışan ve organların yapısında bulunarak onların karakteristik görevlerini yapan doku türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Kas dokusu, B. Sinir dokusu, C. Bağ doku, D. Epitel doku, E. Destek
doku. Evet, soruya baktığımızda uzayıp kısalabilen diyor. Uzayıp kısalabilen doku kas dokusudur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hücreler sık dizilimlidir. Kas dokusu sinirlerin etkisiyle çalışır. Bol miktarda besin ve enerji kullanırlar. 3 çeşit kas dokusu vardır biliyorsunuz. Düz kaslar, çizgili kaslar ve kalp kasları. Bunu da unutmayalım. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Anatomik terimlerden soru geldi ama terim olarak karşımıza çıkmadı. Yani işte yön ifade eden terimler ve hareket ifade eden terimler var. Biliyorsunuz yön ifade eden terimler süperiyor, inferiyor, anterior, posterior, medial, lateral. Bunlar yön belirten terimler. Hareket belirten terimler ise abdüksiyon, adüksiyon, fleksiyon, ekstansiyon. Bunlar da hareketleri ifade eden terimler. Terim olarak karşımıza hiç çıkmadı. Bence bu sene terim olarak karşımıza gelebilir. Nasıl soru gelir? Hep birlikte bakalım. 1. Profundus derin anlamında kullanılır. 2. Basalis taban anlamında kullanılır. 3. Proksimal orta anlamında kullanılır. Yukarıda verilen anatomik tanımlardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Verilen öncüllere baktığımızda arkadaşlar 1 ve 2 doğru. Yani profundus derin anlamındadır. Basalis de taban anlamındadır. Proksimal ise orta anlamında değil, orta anlamında medyan olacaktı. Proksimal ise merkeze yakın, yani gövdeye yakın anlamında. İşte kemiğin gövdesine ya da merkezine yakın anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı. Yalnız 3 seçeneği yanlıştır. Bunu not alalım. Bu tarz bir soru da karşımıza gelebilir. Diğer bir soruya bakalım. Aşağıda verilen anatomik terimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? A. Süperiyor. Vücudun veya bir bölümünün üst kısmı için kullanılır. B. Süperfisiyel. Vücut yüzeyine yakın ve derin olmayan oluşumlar için kullanılır. C. Intermedius. İki oluşum arasında olan anlamında kullanılır. D. Lateral. Vücudun ortasından geçen medial düzleme uzak olan bölümler için kullanılır. E. Anterior. Vücudun veya bir bölümünün arka kısmı için kullanılır. Evet, seçeneklere baktığımızda bu terimlerin hepsini bilmeniz lazım. Yanlış olan terim anteriordu. Anterior ne için kullanılacaktı arkadaşlar? Arka kısmı için değil, vücudun ön kısmı için tanımlanır. Arka kısmı için de posterior olacaktı. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Anatomik hareketlerden 2020'de ekstansiyon geldi dediğim gibi. Peki bu sefer nasıl bir soru gelir? Gelmesi muhtemel sorular arasında bakın. Yani muhakkak gelecek bu sene. Çünkü uzun süreden beri gelmiyor. Ara ara kaslarla birlikte soruluyor ama kendi başına sorulmadı. 2020'de soruldu. Bu sefer gelme ihtimali çok yüksek. Hemen diğer bir soruyla bakalım. Ajan öğretmen voleybolda manşet pası öğretirken öğrencilerinden avuç içlerinin yere bakacak şekilde kollarını uzatmalarını, daha sonra avuç içleri yukarı gelecek şekilde ellerini dışa doğru döndürmelerini istemiştir. Son aşamada ise kolları birleştirme hareketiyle manşet pası öğretmeye devam etmiştir. Parçaya göre Aycan öğretmenin istemiş olduğu anatomik hareket aşağıdakilerden hangisidir? A. Rotasyon, B. Süpinasyon, C. Elevasyon, D. Sürkümdiksiyon, E. Fleksiyon. Aycan öğretmen ne yapmış manşet pası öğretirken arkadaşlar? Kollarını öne doğru uzatmalarını ve el avuç içlerini ön kolun dışına doğru döndürerek avuçlarını birbirine yaklaştırmasını istemiş. İşte manşet pasındaki hareketimiz bu. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Süpinasyon oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği, içe doğru çevirmesi ise arkadaşlar pronasyon aklınızda
Olsun. Hemen diğer bir soruya bakalım. Selda öğretmen voleybol antrenmanında öğrencilerinin servis atışı sırasında omuzlarının ve kollarının ağrıdığını fark etmiş. Ve öğrencilerini rahatlatmak için omuzlarını yukarıya doğru kaldırıp indirmelerini istemiştir. Selda öğretmenin yaptırmış olduğu hareket anatomik olarak aşağıdakilerden hangisidir? A. Pronasyon, süpinasyon. B. Abdüksiyon, adüksiyon. C. Elevasyon, depresyon. D. Fleksiyon, ekstansiyon. E. İnversiyon, eversiyon. Soruya baktığımızda Selda öğretmen öğrencilerinin omuzlarının ve kollarının ağrıdığını hissetmiş. Bunun için de bir hareket yapmasını istemiş. Ne demiş? Omuzlarını yukarı kaldırıp aşağı doğru indirmelerini istemiş. Neydi omuzu yukarı kaldırma? Evelasyon, indirme, depresyon arkadaşlar. Unutmayalım. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Geçelim diğer bir konumuza. Düzlemler ve eksenler. Buradan hiç soru gelmedi. Bu senede gelme ihtimali var ama bu soru biraz kafa karıştırıcı soru. Bence tanım olarak karşımıza gelebilir ya da düzlem üzerinde gerçekleşen hareketler gelebilir. Hemen diğer bir soruya bakalım. 1. Yere paralel ve diğer düzlemlere dik olarak geçen düzlemlerdir. Vücudu yatay olarak üst ve alt bölümlere ayırır. 2. Vücudun tam ortasından dikey olarak geçerek vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit yarıma ayırır. 3. Alın bölgesine paralel olarak yukarıdan aşağıya vücudu ön ve arka bölüme ayırır. Yukarıdaki numaralandırılmış olarak verilen anatomik tanımlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A. Horizontal, sagittal, frontal. B. Sagittal, frontal, horizontal. C. Frontal, horizontal, sagittal. D. Horizontal, frontal, sagittal. E. Frontal, sagittal, horizontal. Evet, soruya baktığımızda arkadaşlar tanımlar sırasıyla birincisi horizontal. Ne diyor? Yere paralel ve düzlemlere dik olarak geçecek. Horizontal arkadaşlar. Yere paralel oluyor değil mi arkadaşlar? Yere paralel, düzlemlere dik geçmiş oluyor. Şöyle yaptığında düzleme dik geçmiş olur arkadaşlar. Vücudu yatay olarak ikiye böler. İki, vücudun tam ortasından dikey olarak geçer. Vücudu sağ ve sol olmak üzere iki yarıma ayırır. Bu da neydi arkadaşlar? Sagittal düzlem. Üçüncüsü ise ne diyor arkadaşlar? Alın bölgesinden paralel olmak üzere yukarıdan aşağıya doğru vücudu ön ve arkaya ayırır diyor. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Evet, daha farklı nasıl bir soru gelebilir? Hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi frontal düzlemde gerçekleşen hareketlerden biri değildir? A. Adüksiyon. B. Abdüksiyon. C. Ekstansiyon. D. Eversiyon. E. İnversiyon. Frontal düzlemde abdüksiyon, adüksiyon, lateral fleksiyon, inversiyon ve eversiyon hareketleri gerçekleşir. Bu 5 hareketin dışında kalan şık ise arkadaşlar C şıkkı, ekstansiyon. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Sırayla gidiyoruz. Kitaba göre gittiğim için arkadaşlar kitaptan ben size neler çıkabilir, neler çıkmayabilir onların analizini yaptım. Ona göre de gidiyoruz arkadaşlar. Anatomik bölgelerden de hiç soru çıkmadı. Bakın anatomik bölgelerden de hiç soru çıkmadı. Bu sene gelme ihtimali var. Bir tane soru soralım. Belki şekilli gelebilir. Unutmayın, aklınızda olsun. Yani çalışmıştırsınız zaten de. Yine de bunu da bir köşeye not alın. Baktığınızda bir bakarsınız çıkmış. Ondan sonra duanızı edersiniz. Sorumuza bakalım. Görselde verilen anatomik boşluklar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Ventral dorsal. B. Dorsal ventral. C. Karni pelvis. D. Abdominalis kollum. E. Kollum abdominalis. Görselde verilen anatomik boşluklar, birinci boşluk dorsal boşluk yani arka kısımda. İkinci boşluk ise ventral boşluk. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Bu şekilde de bir soru karşımıza gelebilir. Biliyorsunuz şekilli soru 2023 ÖABD'de gelmişti. Artık bundan sonra da gelmeye devam
edebilir. Evet, asıl soru beklediğim soru arkadaşlar. Bunu bir yere not alın. %100 gelecek inşallah. Bekliyorum. Tahmin sonuçta arkadaşlar. Kemiklerden 2019'da soru geldi. Daha uzun süreden beri soru gelmedi. Ben soru yazar olsam, incelesem, 5 yıldan beri ne sorulmadı? Kemik sorulmadı. O zaman bir kemik sorusu sorarım, güzel bir kemik. Ya kemik çeşitleri gelir, ya da alt ekstremite kemikleri ya da üst ekstremite kemikleri şeklinde sorulabilir. Hadi sorumuza bakalım o zaman. 1. Os sternum, os tarsi, os scapula. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yası kemikler arasında yer almaz? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1 ve 3. Soruya baktığımızda yassı kemikler bizden isteniyor. Yassı kemikler neydi? Yüzeyleri geniş olan kemiklerdi. Kafatası kemikleri neydi? Os cranium. Göğüs kemikleri, os sternum arkadaşlar. Ve kürek kemiği, os scapula. Bunlar yassı kemiklerdir. İkinci öncüldeki osso tarsi ise arkadaşlar ayak bileği kemiğidir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğiydi. Evet, diğer bir soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ön kolda yer alan kemiklerdir? A. Scapula. B. Metacarpi. C. Clavicula. D. Ulna. E. Humerus. Ön kolda bulunan kemikler ulna ve radius'tur. Diğer kemikler scapula kürek kemiğiydi, clavicula köprücük kemiğiydi, humerus ise kol kemiği. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği, ulna olacaktı. Diğer bir konumuz ise eklemler. Eklemler 2022 ABD'de çıktı. 2022'de yine böyle bir yayın yaparken bu sene gelecek demiştik. Geldi çok şükür. Bu sene de gelme ihtimali var. Çünkü hem zor bir konu hem de geniş bir konu. O yüzden karşımıza gelme ihtimali çok yüksek. Hemen bir soruyla bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sporoid tip eklemlerin özelliklerinden biri değildir? A. 3 eksenlidir. B. Konveks eklem yüzü yarım yumurta gibi oval şekildedir. C. Transfer eksende fleksiyon ve ekstansiyon hareketi yaptırır. D. Sagittal eksen tarafından abdüksiyon ve adüksiyon hareketi yaptırır. E. Vertikal eksende rotasyon hareketleri yapılır. Soruya baktığımızda eklemlerden ya bu şekilde soru gelir, eklemin özellikleri verilir, ya da eklem sorulur. Burada eklemin özellikleri verilmiş. Eklemin özelliklerini bilmemiz lazımdır. Bu sporoid tip eklem 3 eksenli eklemdir. Konveks eklem yüzü yarım yumurta gibi oval şeklindedir. Oval şeklinde değildir arkadaşlar. Küre şeklindedir. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Omuz eklemi art humeri ve kalça eklemi art coxi bu eklemlere örnektir. Aklımızda kalsın. Evet, farklı bir soruya bakalım. Çene kemiğini protraksiyon, retrotraksiyon, alt çenenin elevasyonu ve depresyonunu sağlayan eklem aşağıdakilerden hangisidir? A. Art subtalaris. B. Art intermetatarsales. C. Art atlantoazialis. D. Art zepapopsialis. E. Art temporomandibularis. Evet, soruya baktığımızda çene kemiğinin protraksiyon, retrotraksiyon ve alt çenenin elevasyonunu ve depresyonunu sağlayan adı üzerinde neydi arkadaşlar? Temporomandibularis, değil mi arkadaşlar? Mandibula adı üzerinde. Bu bir kondiler tip oynar eklemdir. Bunu da not alalım. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde ilerliyorum. Diğer seçeneklere pek fazla bakmıyorum. Artık siz bakarsınız. Biz sadece gelecek sorulara bakalım. Peki daha farklı nasıl gelebilir? Hemen bakalım. 1. Art humeri. 2. Art coxa. 3. Art genus. Verilenlerden hangisi çok eksenli eklemler arasında yer alır? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1 ve 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Soruya baktığımızda verilenlerden 1. Art humeri, 2. Art coxa. Art humeri neydi? Omuz eklemiydi.
Koks adı neydi arkadaşlar? Kalça eklemiydi. Bunlar çok eksenli eklemler arasında yer alır. Üçüncü öncülümüz ise art genus diz eklemiydi. Art genusun bir özelliği var. Vücudun en büyük ve en kompleks eklemiydi arkadaşlar. Bunu da bir yere not alın. Belki bu şekilde bir soru da gelebilir söyledik. İki eksenli bir eklemdir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği 1 ve 2 art humeri ve art coxa çok eksenli eklemler arasında yer alır. Evet, diğer bir konumuza bakalım arkadaşlar. Diğer konumuz kaslar. Kaslar her sene fix gelen sorular arasında muhakkak iki tane ya da bir tane soru geliyor. Bakalım bu sene nasıl bir soru gelebilir. Aşağıdaki kaslardan hangisi tenis oynarken backhand vuruşu yapıldığında dirsek ekstansiyonunda yer alır? A. Latissimus dorsi, B. Gluteus maximus, C. Soleus, D. Sternocleidomastoid, E. Triceps. Evet, tenis oynarken yani backhand vuruşu, gördüğünüz gibi backhand vuruşu yaptığımızda dirsek ekstansiyonunda triceps kası yer alır. Latissimus dorsi sırtta bulunuyor. Gluteus maximus kalçada bulunan bir kas. Soleus de baldır kasıydı. Aklımızda bulunsun. Sternocleidomastoid kası ise boyunda bulunan bir kastır. Şurada bulunuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Hemen diğer bir soruya bakalım. Ön kola fleksiyon yaptıran biceps kasının antagonisti tricepstir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi biceps kasının sinerjistidir? A. Gluteus medius, B. Pectoralis major, C. External obliquo, D. Brachioradialis, E. Soleus. Evet, ben de bu soruyu hep bekledim. Yani antagonist ya da sinerjist kasların gelmesi gerektiğini gerçekten de bekledim. Bir türlü gelmedi. Bu sene gelme ihtimali var. Bu şekilde soru gelebilir. Antagonist kaslara yardımcı olan kaslara sinerjist kaslar denir. Yani bu soruyu hep bekledim. Bu sene gelir, bir dahaki sene gelir. Ama bu sene gelme ihtimali var. Bakıyoruz sorumuza. Kol kasının hareketine yardımcı olan brachioradialis kasıdır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Hemen farklı bir sorumuza bakalım. Step hareketleri sırasında sporcunun gövdesi rotasyon hareketleri yapar. Buna göre aşağıdaki kaslardan hangisi gövdeye rotasyon hareketi yaptırır? A. Rectus abdominis, B. Supraspinatus, C. Deltoidus, D. Transversus abdominis, E. Pyramidalis. Soruya baktığımızda step hareketleri sırasında sporcunun gövdesine rotasyon hareketini yaptıran kas transversus abdominis kasıdır. Transversus abdominis kası karnın ön yan duvarının en içte kalan ve ince kasıdır. Kuvvetli soluk vermede etkili bir kastır. Gövdeye lateral fleksiyon ve rotasyon hareketi yaptırır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Bakın, şimdi soracağım tarzda bir soru daha önceden sorulmuştu. Bu şekilde de bir soru gelebilir. Farklı bir soruydu tabii ki. Ben bunu farklı bir şekilde ayarladım. Böyle bir soru da bekliyorum. Terzi kası olarak bilinen bu kas yüzeyel ve vücudun en uzun kasıdır. Ayrıca uyluk ve bacağı fleksiyon, uyluğa abdüksiyon ve dış rotasyon yaptırır. Buna göre özellikleri verilen kas aşağıdakilerden hangisidir? A. Soleus, B. Sartorius, C. Iliacus, D. Vastus lateralis, E. Serratus anterior. Soruya baktığımızda terzi kası olarak bilinen, bize zaten en büyük tüyoyu vermiş terzi kası dediğimiz Sartorius kasıdır arkadaşlar. Sartorius kası uzun yüzeyel bir kastır. Vücudun en uzun kasıdır. Bunu da unutmayalım. Belki bu şekilde de gelebilir. Yaklaşık 60 santim uzunluğundadır. Ve ayrıca şu şekilde de gelebilir. Sorunun öncülünde vermiş. Terzi kası olarak bilinen Sartorius kası
vücuda aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz der. Ne der arkadaşlar? Fleksiyon verebilir, abdüksiyon verir, dış rotasyonu verir, bir iki üçlü seçenekler de verebilir ya da bunlardan bir tanesini verir. Hangisini yaptırır diye sorabilir. Bu şekilde karşımıza gelebilir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği Sartorius kası, terzi kasıdır. Aklımızda kalsın. Evet. Sinir hücresinin yapısı konusunda da 2021 OABD'de asetilkolin gelmişti. 2023 OABD'de ise nosireseptörler geldi. Yani sürekli sorulan bir bölüm esasen egzersiz fizyolojisinde de soruluyor. Oradan da geliyor. Çünkü birbiriyle iç içe bu kısım arkadaşlar. Peki bu sene nasıl gelebilir sinir hücresinden? Hemen bakalım. Vücut ısısının dengelenmesi, açlık ve susuzluk hissinin oluşması gibi fonksiyonların düzenlenmesinde görevli olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A. Beyin, B. Omurilik, C. Talamus, D. Beyincik, E. Hipotalamus. Evet, ben hep böyle bir soru bekledim arkadaşlar. Yani bunlar beyin, beyincik, omurilik, talamus, bunlar hiç gelmedi. Bu sene bu sorulardan bir tanesinin gelmesini bekliyorum. Soruya baktığımızda vücut ısısının dengelenmesi diyor. Açlık ve susuzluk hissinin oluşması gibi fonksiyonları düzenleyen yapı hipotalamustur. Bunu da not alın. Karşımıza bu şekilde soru gelebilir. Diğer bir soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iskelet kaslarıyla direkt olarak temas kuran ve bu kasları hareket ettiren sinir sistemidir? A. Otonom, B. Parasempatik, C. Somatik, D. Sempatik, E. Omurilik. Sinir sistemlerinden hiç soru gelmedi. Ben bunları da beklemiştim. Yani işte bunlar gelir, aferent, eferent. Hiçbiri gelmedi. Bunların bu sene geleceğini tahmin ediyorum. İskelet kaslarıyla direkt olarak temas kuran ve bu kasları hareket ettiren sinir sistemi somatik sinir sistemidir. Eferent ve aferent diye iki bölümden oluşur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği karşımıza çıktı mı bunu da yaparsınız. Evet, şöyle bir soru da gelebilir. Refleks hareketlerin yönetildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A. Beyin, B. Omurilik, C. Talamus, D. Beyincik, E. Hipotalamus. Evet, refleks hareketler omurilikte yönetilir. Unutmayın. Karşımıza böyle güzel bir soru gelebilir. Sırt bölgesinden omurganın içerisinde yer alıyor. Biliyorsunuz omurilik. Bu karşımıza geldiğimizde ne yapıyoruz? Refleks hareketler omurilikte yönetilir diyoruz. Ve dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Kanın yapısı ve görevleri konusunda 2021 OABD'de soru çıktı. Hangisi çıktı? Trombositler çıktı. Bu senede ne çıkabilir? Kanın birçok yapısı var. Bu yapılardan birisi çıkabilir. Eritrositler, hemoglobinler, lökositler. Hemen bir soruyla pekiştirelim. Vücuda giren yabancı maddeleri tanımak ve onlarla savaşmak için antikor denen çok özel proteinleri üreten kan hücreleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Eritrositler, B. Lökositler, C. Trombositler, D. Hemoglobinler, E. Miyoglobinler. Soruya baktığımızda vücuda giren yabancı maddeleri tanımak. Yabancı maddeleri tanıyor. Onlarla savaşıyor. Eğer mikropsa savaşıyor, antikor üretiyor, özel bir protein. Bunu sağlayan yapı lökositlerdir arkadaşlar. Kırmızı kemik iliklerinde ve lenf düğümlerinde üretilir. Aklımızda kalsın. Bu da karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği lökositler olacaktı. Hemen farklı bir soruya bakalım. Kanın yapısı ile ilgili ne gelebilir? Vücuttaki tüm organların düzenli bir şekilde çalışabilmesi ve böylece hayatın devam ettirilebilmesi için kanın birçok görevi bulunur. Kanın görevleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Akciğerlerden aldığı oksijeni hücrelere götürür. B. Sindirilen besinleri hücrelere taşır. C. Vücut ısısını düzenler. D. Atık ürünleri kalbe taşır. E. Hormonları ilgili hücrelere ulaştırır. Evet, kanın görevlerini bilmemiz lazım. Kan vücut ısısını düzenliyor.
Akciğerlerdeki aldığı oksijeni hücrelere götürüyor. Sindirilen besinleri hücrelere taşıyor. Hormonları ilgili hücrelere ulaştırıyor. Atık ürünleri kalbe değil boşaltım organlarına taşıyor. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktı. Gelelim hormonlara. 2022 ÖABT'de glukagon çıktı. Glukagon hormonu karşımıza çıktı. Yani ben esasen hormon sisteminde birçok hormon vardı. İşte epifiz bezleri. Bunlar çıkmadı bezler. İşte hipofiz bezi, epifiz bezi, tiroid ve paratoid bezi. Hep içindeki salgıladığı hormonlar çıktı. Yine karşımıza epifiz bezi olarak çıkabilir. Direkt soru olarak karşımıza gelebilir. Hormonlar olarak da karşımıza gelebilir. Hemen nasıl bir soru gelir ona bakalım arkadaşlar. Mutluluk hormonu diye bilinen ve insana zindelik hissi veren serotonin ve günlük uyku periyodunu düzenleyen melatonin hormonlarını salgılayan iç salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir? A. Epifiz, B. Tiroid, C. Eşey bezleri, D. Pankreas, E. Paratiroid. Evet, sorulara baktığımızda az önce dediğim gibi yani bez olarak karşımıza gelmedi iç salgı bezleri. Bu sefer karşımıza bez olarak gelebilir. Mutluluk hormonu dediğimizde, insana zindelik dediğimizde aklımıza epifiz bezleri gelecek. Doğru cevabımız A seçeneği. Hemen diğer bir sorumuza bakalım. Özellikle stres veya tehlike hissetmeye neden olan durumlarda kan dolaşımının ve nefes almanın hızlanması, kasların efor için anında hazırlanmasını sağlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir? A. Glukokan, B. Epinefrin, C. Oksitosin, D. Kortizol, E. İnsülin. Evet, şimdi özellikle stres ve tehlike hissetmeye neden olan durumlarda diyor. Evet, stres ve tehlike dediği zaman aklımıza ne gelecek? Adrenalin. Adrenalinin diğer ismi epinefrindir. Unutmayın. Korku, heyecanlanma, öfke ve coşku gibi durumlarda metabolizmanın hızlanmasını sağlayan yapıdır. Ve dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Evet, bugünkü dersimiz burada bitti arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.